Arkadaşlar İsveç'ten yola çıktık. Şimdi Danimarka'ya kadar bir 100 kilometrelik yolumuz var. Dün yapmış olduğumuz Peugeot 5008 test sürüşünün dışında bir de buradaki işte trafik kurallarını, Türkiye'deki kuralları falan bir konuşalım istedim. Aynen. Geçen Çin'de böyle bir şey yaptık. Çok güzel ilgi gösterdi sağ olsun izleyiciler. Dedik ki gittiğimiz bazı ülkelerde bunu yaparsak hem böyle hem trafik sohbetleri hem yol sohbetleri hem de atıyorum belki görmediğiniz bir ülkede neler olduğunu biz de birlikte görmüş olursunuz dedik. Biz de Ufuk abin dediği gibi Kopenhag'a indik Danimarka'ya. Bir köprüyle İsveç'e geçtik. Evet. 120 kilometre yol kat ettik. Şimdi de geri dönüyoruz. Evet. Trafikle ilgili konuşuyorduk. Araçlarla ilgili, kurallarla ilgili konuşuyorduk. Bir anda dedik ki yani hani bu konuşma hakikaten böyle güzel de bir konuşma oldu. İstatistiklere de dayanan bazı gözlemlerimiz oldu. Dolayısıyla da sizlerle de paylaşmak istedik bunu. Bakalım beğenirseniz böyle şeylere devam ederiz. Ama siz de bize yorum yapın. Çünkü yani bu yorumlarınız bizi besleyici. Aslına bakarsanız şunu konuşacağız. Bir kere şunu söyleyeyim. İsveç'te trafik çok sıkıcı. Yani araba kullanmak gerçekten çok 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 sıkıcı. Hiçbir yerde 110 geçemiyorsun. Şehir içerisinde 40, 60, 80, bir de 90. 4 tane benim gördüğüm limit var. 110'da otoyol limiti. Adamlar asla izin vermiyorlar hızlı gitmene. Her yerde radar var. Her yerde kamera var. Kamera yoksa da yandaki şoförler seni şikayet ediyormuş. Evet. Ve çok büyük paralar. Yani bizdekinin tam tersine arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde eğer bir selektör radar varsa selektörle seni uyarırlar. Burada yaşasın da tam Türk milleti. Burada da tam tersi ispiyonluyor seni. Polis haber veriyor. 200 euro ya başlayan ve 400 euroya varan cezalarla karşılaşıyoruz. Bu arada biliyorsun bazı ülkelerde fıkha bir şey de var yani. Bizdeki gibi değil. Hani demokrasi olan ülkelerde gelirinden göre ceza da kesiyorlar. Tabii. Özellikle İskandinav ülkelerinde. Evet yani bizdeki Danimarka'da, gibi herkes aynı cezayı kesmiyorlar. Danimarka'da falan var. Arkadaşlar ama şimdi enteresan İsveç'te evet biraz önce söyledik. Yani sıkıcı bir trafik. Cezalar da işte 200'den 400'e kadar varan cezalar var. Ama bunun dışında biraz sonra Danimarka'ya varacağız. Danimarka'da inanılmaz bir ceza uygulamasına başlanmış. Alkol sıfır. Eğer alkolle yakalanırsan ve belirli bir düzeyin üzerindeyse, ikincisi uyuşturucuyu da kontrol ediyorlar. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde uyuşturucu çok fazla kullanılıyor. Dolayısıyla bu ikisiyle yakalanırsan arabana el koyuyorlar. Bu arada bence Türkiye'de de yavaş yavaş kontrol edilmesi lazım. Yani evet, uyuşturucu ben de çok diyorum. Türkiye'de alkol çok, değil artık. Evet, çok özellikle ticari araçlarda çok olduğunu duyuyorum. Ben de. Aracınıza el koyuyor. Hani bayağı bildiğin böyle 6 ay falan değil yani. El koyuyor, alıyor, götürüyor 7 emin. Ondan sonra unut arabanı. Ve aynı zamanda da şöyle bir durum da söz konusu. Araba senin değil, kiralık. Kiralık arabaya da el koyuyor. Bakmıyor yani yeni kanunla yapmışlar böyle bir şey. O yüzden de kiralık araç, yani kiralama yapanlar bunu böyle sözleşmeyle insanları bağlıyor. Ben bir şey söyleyeceğim. 2 yıl önce kadar ben Danimarka'da bir lansmana katıldım. Bir test sürüşüne. Bana ciddi şekilde sözleşme imzalattılar. Ama İskandinav ülkelerinde hep öyledir Fuku abi. Lansmanlarda biliyorsun sabah köründe bizim ağzımıza dayıyorlar. Üflettiriyorlar bize. Alkol var mı yok mu diye. Eğer sıfırsa kullanabiliyorsun. Yani istediğin kadar değilsen yani ben içmedim içmiyorum falan hiç fark etmiyor. Üfletiyorsun sana. Eğer biraz portakal falan yersen biraz çıkıyor tabii. Biliyorsunuz portakallı öyle bir takım şeyler olabiliyor. Neyse yani biz biraz önce de geçmişle ilgili konuşuyorduk. Türkiye'de biliyorsunuz özellikle yaz aylarında, bayram tatillerinde çok sayıda kaza oluyor. Senin güzel bir önerin oldu aslında. Bir tekrarlar mısın? Yani şöyle dedik ki aslına bakarsanız keşke şöyle elimizde rakamlar, doneler olsa da TÜİK'ten gerçek rakamlar gelse de biz de kazaların nedeninin aslında hız mı, insan mı, efendim söyleyeyim otomobillerin eskiliği mi olduğunu tam olarak anlayabilsek. Çünkü yani Ufuk abiyle gereken şeyi konuştuk. Ya dedik ya burası tek şerit yol, eski Bursa yolu gibi. Şimdi dedik bu yolları biz unuttuk 90 km hızla gitmeyi. Ama bir yandan da şunu hatırlıyoruz. Otomobillerimizin hızları arttı, teknolojileri arttı. Belki biz artık otoyolda 140 artı 10, 154 ile gidiyoruz ama kaza oranları belki düştü. Bunu bilemiyoruz. Ya biliyoruz ama ne kadar biliyoruz? Kazalar neden oluyor? İşte benzin istasyonu çıkışında dikkatsizlikten mi oluyor? Yoksa otomobil gerçekten çok hızlı
Ondan mı oluyor? Yoksa 25 yaşında bir otomobil kullanıyoruz da 70 kilometre gibi normal bir hızda kaza yaptığımız zaman mı sürücü ölüyor? Bunun datalarını açıklamak, öğrenmek lazım ki. Yani önümüzü görelim. Evet, önlem de bu şekilde alınabilir. Fakat biliyorsun ben yani hatırlıyorum. Düne kadar yapılan kazalardaki ölümlerde en fazla yaşlı araçların, yani hurdaya çıkmış neredeyse. Bundan yıllar önce birisi zombi araç diyordu. Tabii doğru. Türkiye'de çok zombi araç var. Yani yaşı 20'nin üzerinde olan araçlar. Bu araçlar eski teknolojiye sahip tabii ki. Bir de yıpranma payları da var bu araçların. Dolayısıyla bu araçlar, yani bir araç işte ben hatırlıyorum ya, bu eski Muratlar, Doğanlar falan çarpıştığında araba ikiye bölünüyor. Toz buz oluyordu. Yani bunlarda herhangi bir önlem yok. Yani normal zaten ABS'si yok yani, hani tabii, öyle söyleyeyim. ABS yani. Yok, doğru söylüyorsun. ABS'si yani şey, yok. Otomobilin en temel şeyi yok. Evet. En güvenlikteki yani. En birinci maddesi yok. Ama yeni nesilde işte biraz önce 5008'le ilgili de yaptığımız testi anlattık. Abi bu araçlarda arkadaşlar yok yok. Yani sen hatalı bir de kullansan o hatayı giderebilecek, çarpmanı engelleyecek seni uyarılarda bulunuyor. Eğer o uyarıyı sen dikkate almazsan bile frene basıyor, aynen duruyor. Öyle. Dolayısıyla biz Türkiye'de şeye dikkat etmeliyiz. Yaşlı araçlar, yani hızın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ben de katılıyorum. Geçen mesela bir istatistik vardı, görmüşsündür sen de. Yan Sanayiciler Derneği'nin ve TÜİK raporlarıyla çıkmış. Ben de yazdım. Hani otomobillerin, Türkiye'de piyasada, caddelerde olan otomobillerin neredeyse %25'i 21 yaş üstü. 21 yaş demek. Yani kendinizi, şu anda bilmiyorum, bu videoyu izleyenler bir yaşını söylesinler, bize de yazsınlar. Yani 21 yaşında bir otomobilin trafikte olduğunu düşünün. Şimdi 21 sene önce Ufuk abi sen benden eskisin. Yani düşün, otomobillerdeki teknolojileri bir Allah için bir sayı ver ya. Yani ben ilk otomobilim 98 model bir Citroen Saxo'ydu. Senden çok küçük. 98 model Citroen Saxo'da hiçbir şey yoktu. Evet. Direksiyon vardı, ayağımın altında bir fren vardı. Şimdi düşünsene bir, sen 98 model bir otomobilde caddedesin. Yani nasıl size bunu anlatabilirim bilmiyorum ama şöyle kafanızda canlandırın. Yani biraz önce de söyledim. ABS'nin opsiyonel olduğu, isteğe bağlı olarak satıldığı bir şey devir. İnanılmaz değil mi? Yani klimanın olmadığı ya da sağ aynanın bile opsiyonel olduğu dönemler vardı Türkiye'de. Güvenlik donanımları artık şu anda sadece lüks otomobillerde, D sınıfı otomobillerde değil, A sınıfı otomobillerde bile en üst düzeyde güvenlik donanımları var. Bunlar kazaları tabii ki önlüyor. Yani dolayısıyla Türkiye'nin eğer yaşlı otoparkı yenilenirse insanlarımızın trafikte, kazalarda ölme, yaralanma riski azalacaktır. İşte o yüzden biz de Ufuk abi, yani çok güzel bir şey söyledin. Bizde hurda araç kültürü yok, hurda araç teşviği diyor. Dolayısıyla bizdeki araçta hurda hurda kullanılmaya devam ediyor. Avrupa'da hurda parkları görüyorsun, inanılmaz. Evet. Arabaları mis gibi güzel otomobilleri Türkiye için paramparça edip katlayıp paket yapıp gönderiyorlar. Niye? Çünkü otomobilin aslında trafiğe çıkılmayacağını devlet de biliyor. Evet. Kullanıcı da biliyor, herkes biliyor. Ve herkes bunun bilincinde ve otomobilde. Şimdi bizde öyle engeller var ki, adamın parası yok, otomobil değiştiremiyor. Adamın parası var, hurda otomobilini değiştirmek istemiyor. Hurda otomobili var, hurda teşviği yok. Yani öyle tuhaf bir otomobil düzenimiz var ki, hani hep diyoruz ya, yıllardır bir anayasa lazım otomobille ilgili, ne olacağı belli. Yani tıpkı futbol federasyonunda olduğu gibi her sene kural değişiyor, şikayet ediyoruz, otomobilde de böyle. Evet. Gerçek bir şey, bilsek ki atıyorum arabam 10 sene olacak, yaşlanacak, hurdaya vereceğim. Karşılığında ruhsatı verdikten sonra bana belli bir teşvik verilecek. Ya da elektrikli otomobil alacaksam bu teşvik sürecek. Ya da şunu alırsam böyle, bunu bilmediğimiz için herkes elindekine... Biliyorsun Ufuk abi, çok güzel sanayide haberler çıkıyor. Adam otomobili sanayiye götürüyor, diyor ki tertemiz araba diyor. Bir bakıyorlar otomobilin önüyle arkası başka otomobil. Bu ülkede bunlar yaşanıyor. Çok sonra kazada ortaya çıkıyor. Evet. Otomobilin önü atıyorum Renault, arkası başka bir şey yani. Ama tabii şöyle bir şey de var. Şimdi Türkiye'deki kişi başına milli gelir, ekonominin durumu, otomobil satın al, yani otomobil vergilerinin yüksek olması, insanların yeni otomobil, sıfır otomobil alma şeyini, özgürlüğünü kısıtlayan şeyler. Bir de böyle de bakmak lazım. Bu bir ihtiyaç ama, ya, ama ulaşım ya. Ama ya kardeşim, yani Avrupa'daki insanlara bakıyorsun ya da işte yani bizimle aynı seviyedeki ülkelere bakıyorsun.
Yani o ülkelerde bambaşka bir durum var. Yani kazalar olduğu zaman, bir de sadece kaza da değil arkadaşlar. Yani bu otomobiller eski olduğu için çok sayıda parçasının yenilenmesi, değişmesi gerekiyor. Bu da bir maliyet. Bunların parçalarının çoğu da uzak doğudan geliyor. Al sana cari açık. Para ödüyorsun, doları ödüyorsun, parça getiriyorsun. Aynı zamanda bu araçlar çevreyi kirletiyor değil mi? Simsiyah duman atan araba gördün mü bir tane İsveç'te? Görmedik. Çevreyi kirlettiği için de ne oluyor? İnsanlar kanserojen maddelere maruz kalıyor. Soluyorsun sen bunu. Kanser oluyorsun ve insanların, çok sayıda insanın kanser hastalığına yakalanıyor. Bunun masrafı da var. Yani hastane masrafı, ilaç masrafı. Yani inşallah kendimi iyi ifade edebiliyorumdur. Yani eski araç sadece dediğim gibi kazaları yol açmıyor. Hastalıkları yol açıyor, cari açığı hızlandıracak şeyler, fazlalaştıracak ortam yaratıyor. Dolayısıyla Türkiye'de yavaş yavaş bunun gözden geçirilip bir de yani benim tartışmasız, benim ülkemin insanı da yani iyi arabalara binmeyi hak etmiyor mu kardeşim yani? Aynen öyle. Allah aşkına ya. Ay yani bir Alman ya şu çok hep şunuzu ben birkaç kere de yazdım ya. Gurbetçi Ufuk ile Türk Ufuk arasında niye bu kadar alım gücü arasında bir fark oluyor ki sen o otomobili alamıyorsun? Yani düşünsene 16 bin euroya adam ayda 1000 euro biriktire 16 ayda 20 ayda alabildiği otomobile sen belki 4 katı sürede belki 5 evet. katı maliyetle alıyorsun. Aynı otomobili alıyorsun. Bir ton da vergi veriyorsun. E sonra olur mu böyle bir şey ya? Şimdi tabii ki vergi çok yüksek arkadaşlar. Türkiye dünyadaki en yüksek vergi. Galiba Singapur'da ama Singapur'dan bunu alamadık. Yani Finlandiya'yı da geçmiştik en son hatırladığımda. Tam da rakamına bakmadım da. Danimarka'ydı. Finlandiya'da da yüksek. Birincisi Singapur'da ama Singapur'un biliyorsunuz o şehir devlet. Şehir devlet olduğu için çok fazla sayıda trafiğe aracın çıkmasına izin vermiyorlar. O yüzden çok yüksek tutuyorlar. Türkiye tam tersi. Ama o vergi yüksekliği nedeniyle 16 bin euroya Almanya'da satılan Volkan araç, İşte oradaki Hans onu satın alıyor. Aynen öyle. Biz de 16 bin euroya satın alıyoruz ama vergilerle birlikte o kaça geliyor? O da sana hadi ikiye kat. Minimum ikiye kat diyorsun. Minimum ikiye kat diyorsun yani motor gücünü falan saymıyorum ya. Ben size bir örnek vereceğim. Çok en tepeden bir örnek vereyim size. Geçen gün önüme gelen bir fiyat listesi bir Porsche grubunda. 911 GT3 RS. Dün sana fiyatını söyledim mi? Söylemedim. Hadi bakalım. Kaç para sence abi? At bakalım. 911 GT3 RS. Güzel. Olsun sen salla merak ediyorum. Önemi yok şey fiyatın. 6? 53.8 milyon Türk lirası araba tamam mı? Ne? 53 milyon 800 bin. Ben sana yanlış anlattım diye otomobili öyle düşünelim. 53 milyon 800 bin. Türkiye fiyatı ya listesi. Ben size bunun kataloğunu da koyarım da koymayacağım şimdi ama elin merak etmeyin yani. 53 milyon 800 bin. Otomobili fiyatı ne kadar? 13 milyon 800 binden 40 milyon vergi. Şimdi akıl İzan duruyor. Geçenlerde bir Avrupalı gazeteciye bir vergi şeyini anlatmaya çalıştım. Zaten ben anlatamadım. Anlamamıştır. O hiç anlamadı. Anlamaz. Sonra suratıma da böyle acı dolu gözlerle baktı. Ben bir de bir örnek daha vereyim. Çok bu konuda gerçekten doluyum. Yani saatlerce anlatırım. Auto Motor Sport dergisi biz daha dergiye yeni başladığımızda 2015'te yayın yönetmenleri zirvesinde bizi İtalya'da bir Nardo pistine çağırdı. Özür diliyorum Roma'da bir pistte. İsmini hatırlamayacağım. Bristol'un bir pisti. Neyse gittik abi. Biz derginin sahibiyiz. Orada da derginin yayın yönetmenleri var. Yani yanlış anlamayın hani şey gibi düşün. Bir siz şirketin sahibisiniz. Diğerleri de genel müdür gibi. Bir sohbet geçti. Ama biz Türkiye'de yaşadığımız için dezavantajı anlatacağım size. Bir yayın yönetmeniyle sohbet ettim. Adam bana bir klasik otomobil garajını gösterdi. Bir tane karavanı varmış. Yeni diyor o zaman Tesla daha Türkiye'de yok. Bir tane Tesla aldım dedi. İşte bir tane BMW'm var dedi. Hanımın dedi bilmem nesi var dedi. Motosikleti var dedi. Biz de bir tane şirket otomobili kullanıyoruz. Yaman'la ortak bölüşmüşüz. Yani anladın mı? Evet. Böyle normal. Bir alım gücü farklılığı var. Yani Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız, izleyicilerimiz de bir yorum yapsın. Evet. Siz ya yani siz de anlatın sizin gözünüzden durumun şeyini. Bir de Türkiye'de otomobil almak isteyenler de yorum yapsın. Bu videonun evet. En azından bu kısmını böyle kapatalım. Biz biraz yol hikayesine de devam edelim. Şimdi mesela İsveç'te şey görmüyorum Ufuk abi böyle hani yolun içerisinden girdiğin çıktığın böyle hadi bir sağa dönelim buradan, hadi bir sola dönelim ya da benzin istasyonuna girelim. Çok az var. Çok az benzin istasyonu var. Bir kere benzin istasyonu yok yol üzerinde. Evet. Değil mi? Yani neden? İçeri yani, mutlaka bir giriyorsun. Ülke hani küçük olduğu için mi diye düşünüyorum ama yani bir şekilde yol aldı işte 100 kilometre yol yaptı. Bence abi işte bu temel şeylerden bir tanesi yola
yakın istasyon kurmuyorlar ki. Böyle içeri girip bir anda çıktığın zaman bir tehlike oluşmasın. İçeri giriyorsun belli bir süre. Sen de eski bertaraf edip tekrar çıkıyorsun. Ve böyle yollarla çıkıyorsun. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bizde böyle girdim ve kafadan böyle çıkıp hemen ana caddeye çıkıp da tehlike yaratmıyorsun. Zaten Avrupa'nın genelinde öyle değil mi? Bir servis alanı var. İçeri gidiyorsun. Bizdeki Mehmetçik Vakfı gibi. Ondan sonra çıkıyorsun. Bizde kapının önünde böyle benzin istasyonuna gir oradan çık. Hatta biliyorsun shortcut yapıyor bizde insanlar. Şu trafiği bertaraf edeyim, benzincinin içine gireyim de çıkayım diye. Evet, doğrusun. Onun dışında otomobil, yani yol güzel. Asfalt da güzel. Bir de yemyeşil. Hiçbir şey yok başka. Evet, bir de Temmuz'un ilk haftası. Ama 16 derece. 16 derece. Bütün gün şöyle söyleyeyim size, montla gezdik. Ama bu çılgınların dün denize girdiğine şahit olduk. Ben gözümle gördüm yani. Evet, öyle de bir ülke burası. Bir de sahilleri gördük arkadaşlar. İşte kaldığımız otel böyle bir yani denizin hemen yanında sahil. De böyle Ahus bir şezlong muydu? Gibi neydi bir adı? Şey yok. Sea House. Ahus galiba, böyle evet. Bir şey. Biliyorsunuz yani, belki. Yani çok enteresan. Yani işte halk o otelin önünden yürüyor, denize giriyor. Ama şezlong yok, işte şemsiye yaşar yok. Yaşar mısın? Arkadaşlar ben 2-3 gün tatile gelip kafayı dinlerim burada. Burada 3 günde falan, bir ay falan gel, roman yazarsın ya. Orhan Pamuk gibi olursun. Ben sana söyleyeyim. Ama yok, olmaz. Yok, yani bana para ülkemiz, versen yaşamam. Ülkemiz hakikaten... Para versen yaşamam. Çok kıymetliyiz yani. Evet. Arkadaşlar hakikaten ülkemizin kıymetini bilelim. Yani doğusu, güneyi, kuzeyi, batısı bambaşka. Ya gerçekten öyle. Hani biz şimdi çok ülke gezdik iş gereği. Yani saydın mı kaç ülke gezdin diye? Vallahi saymadım ama. Ben bir tane program koydum. Evet. Bin diye bir... siz de deneyin. Yani ben 52 ülke falan gezmişim. Bir de bunları bir şehirle çarpsan 300-400 evet. Şehirde gezmişizdir. Yani şimdi ama yani küfür yiyebilirsin bu yaptığın konuşmadan. Ama ne abi, bizim de mesleğimiz ya, gibi otobüs şoförü gibiyiz. Biz de öyle yani her şeyi kendimiz karşılıyoruz, gidiyoruz olarak bakmayın arkadaşlar. Bu tür organizasyonlar uluslararası organizasyonlar. Dolayısıyla bizim gibi otomotiv gazetecilerini, ki işte Danimarka'dakini de, Fransa'dakini de, İngiltere'dekini de çağırıyorlar. Bizi tanıyanlar bize kızmazlar. Ha, kızmazlar. Biz davetliyiz, öyle düşün. Evet, yani ben de bir 80 bulmuştum. Yani şöyle düşünün, dolayısıyla hakikaten bizim ülkede böyle yemyeşil coğrafyanın olduğu Karadeniz var. Müthiş güzelliklerin olduğu Ege Akdeniz var. Doğuya gidiyorsun, başka bir şey var. Dolayısıyla hakikaten güzel ülke. Yani kıymetini de bilmek lazım. Bunun üstüne böyle baş koymuşum Türkiye'nin yolu diye kapatıyormuşuz. Evet, Türkiye güzellemesi yapıyoruz ama yani... Biz şimdi bu İsveç, Göteborg yol hikayemizi buradan noktalayalım. Evet, noktalayalım. Trafik kazalarına biraz değinmeye gayret ettik. Yeni otomobiller ve eski otomobillerin farklarına değinmeye gayret ettik. Biraz da buradan izlerimi aktardık size. Siz de bizim söylememiz, dinlememiz, anlatmamızı istediğiniz, merak ettiğiniz evet. Konularınız varsa bize mutlaka yazın. Trafik güvenliği olur. Otomobil teknolojisi olur, Çinliler olur, Japon otomobilleri olur, Almanlar olur, eski hikayeler olur. Hepsini biz konuşmaya her zaman zaten hazırız. Dinleyenimiz olduğu müddetçe bize keyifli olur. Ufuk Sandık, Volkan Demirkuşak. Bizim Instagram kanallarımıza da abone olmayı, YouTube kanallarımıza yorum yapıp abone olmayı ihmal etmeyin efendim. Sevgiler, biz yurda dönelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.